Evet. Aha, buraya eklemişler. Oo, orada gösterdiğinden daha fazla güncelleme ekranında. Bakın, be şöyle bir güzellik de var. Bak, reklam izle diyor. Yani paraya gerek yok arkadaşlar. Reklam izlerseniz bunu arabanıza takabiliyorsunuz. Kesin merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Car Simulator 2'ye güncelleme geldi arkadaşlar. Güzel bir güncelleme. En azından benim hoşuma giden bir güncelleme olmuş. Şu an beta'ya geldi arkadaşlar. Her seferinde yazıyorsunuz, abi bize gelmedi. Beta'dakilere geldi arkadaşlar. Beta'da değilseniz gelmez. Yani ne zaman gelir? Bir hafta, 10 gün sonra falan muhtemelen gelir. Şimdi yeni güncellemeye geçelim. Oralara geçtim abi. Her seferinde aynı şeyleri söylettirmek zorunda bırakıyorsunuz. Şimdi yeni güncellemede Chameleon Color diye bir şey var. Bu gördüğünüz gibi aracı anladığım kadarıyla farklı farklı renklerde yapabileceğini, normalde nasıl yapıyor? Sarı, kırmızı, mavi, yeşil. Bu sefer aracı farklı farklı renklerde boyayabileceğiz. İnanılmaz güzel bir özellik. Çok tatlı araba renkleri yapabileceğiz. İkincisinde ve çok güzel. İşte bu bayağı bir aksesuar anlamında oyuna gelen güzel bir güncelleme. Roof box and taxi cheese diyor. İşte roof box dediği port bagaj. Arabaların üzerinde port bagajlar olur ya. Şu iki tanesi port bagaj. Bu iki tanesi de sağdakilerde taksi. Şimdi arabaları mesela biz taksi yapıyoruz ama mesela taksi yazmıyor. Ne olduğu belli değil. Çok bomboş oluyor. Artık her arabaya istediğiniz gibi üzerine böyle taksi şapkası diyeyim ekleyebileceğiz arkadaşlar. Bunlar aksesuar olarak çok güzel bir özellik bence. Üçüncüsünde open driver door diyor. Yani artık arabamızın sadece şeyi açabilecekmişiz. Ne derler? Sol kapısını açmak için şöyle bir şey gösterecek. Hani bu bilmiyorum çok fazla demek ki istenilen bir şeydi ki eklemişler. Ya böyle bir şey gelmiş. Yani sadece hareket halindeyken arabanın içine girip mesela normalde kapıya basıyorduk ya, ona gerek yok. Arabayla giderken hemen sağ üstte bastığınız zaman bu kapı otomatik açılacak arkadaşlar. Böyle bir güncelleme gelmiş. Ve son güncelleme ve evet bu gerçekten güzel. Eski asfalt aynı böyle. Bakın çok böyle kalitesi bozuk, çok kötü, net olmayan bir asfalt kaplaması vardı. Yeniye baksanıza. Aşırı iyi olmuş. Gerçekten güzel. İyi bir güncelleme olduğunu düşünüyorum. i8'de mi başlasak ya da dur. Ne alsak bize abi? Bu o deminki renk neye yakışır? Venom'u mu yapsak ya da Camaro'yu mu yapsak? Kimi yapsak alsak bilemedim ya şu an. Abi bir tane arabayı alıp gitmemiz lazım. Taycan'ı denese, Taycan'a güzel olmaz gerçi ya o renk. i8 alalım hadi. i8'de bugün yeni güncellemeyi test edeceğiz arkadaşlar. Beta'ya geldi bu güncelleme. Şimdi öncelikle bir asfaltı kontrol edelim. Bakın asfalt. O abi bayağı iyi olmuş bu. Bak o kadar kaliteli ki yere baksanıza şu an. Abi şöyle söyleyeyim size. Bak ha şunu da bakalım. Bak sağ üstte kapı ya sol kapıyı açma simgesi var. Basıyorsun direkt böyle kapıyı açıyor. Yani çok gerekli mi bilemedim ama güncelleme güncelleme. Normalde biz ne yapıyorduk? İçine giriyorduk. Şöyle çevirip şu şekilde basıyorduk arkadaşlar. Buna gerek duymamış. Daha kolay olsun demiş. Şuna basıyorsun. Direkt arabadan atlayabiliyorsun bile bu şekilde. Biraz kolaylaştırmış aslında işimizi. Çok iyi yalnız yer kaplamasına bayıldım arkadaşlar. Çok kaliteli olmuş gerçekten. Asfaltın kaplaması gerçekten çok güzel olmuş. Bunu ben bayağı beğendim. Çok hoşuma gittiğini söylemeliyim. Gerçekten çok iyi. Şimdi abi hemen şeye gidelim. Şu neydi? Dur bir dakika şuradaki yolu da merak ettim. Buralarda aynı şekilde güzel mi? Evet abi çok güzel olmuş ya. Gerçekten asfaltın tekstürü yani kaplaması değiştirilmiş. Ve gerçekten bayağı iyi olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Yine bu şekilde değişmesi gereken bazı yerlerde var. Şu çimler falan da biraz belki iyileştirilebilir. Ama asfalt gerçekten değişmesine ihtiyaç vardı. Ve çok iyi olmuş. Yani daha kaliteli bir oyun olmuş arkadaşlar şu an için. Ve o ne ya tabelaya bir şey eklemişlerdi. Arka taraftan gözükmüyor. Göremedim. Neyse. Bayağı iyi olmuş asfaltı.
Kapıyı gördünüz. Dediğim gibi şu şekilde basarak kapıyı artık oyunda açabileceğiz. Yakında güncellemesi de geldiğinde bakarsınız. Şimdi bunun dışında araç rengi geldi. Ona bakacağız. Ardından aksesuarları deneyeceğiz. Ve daha sonra da bitireceğiz. Ya bundan sonraki videoda güzel bir taksi videosu yapacağım arkadaşlar sizlere. Çünkü artık taksi şeyi geldi oyuna. Üstüne taksi şeyleri falan ekleyebiliyoruz. Çok mu gittik biz ya? Şapkası diyorum artık. Şapkasını ekleyebiliyoruz falan. Gerçek bir taksi ortaya çıkacak artık. O yüzden onları da getireceğim arkadaşlar. Öyle bir videoda yapacağız. Güzel bir taksi yapacağız. Bir arabayı. Hangisini yaparız bilmiyorum ama birini yapacağız. Gerçekten şu an için kaplamalar çok iyi. Gerçekten kaplamalar çok ama çok iyi olmuş diyebilirim arkadaşlar. Şu kapı da fena değil. Önce bir sevmedim ama özellik özelliktir arkadaşlar. Şimdi boya için herhalde buradadır. Ve şurada bir şey var mı? Bir bakayım şuraya öncelikle. Buraya bir şey eklemişler mi? Hemen burayı bir kontrol edelim. Evet. Aha, buraya eklemişler. Oo, orada gösterdiğinden daha fazla güncelleme ekranında. Bakın, ve şöyle bir güzellik de var. Bak, reklam izle diyor. Yani paraya gerek yok arkadaşlar. Reklam izlerseniz bunu arabanıza takabiliyorsunuz. Hiç öyle para maraya gerek yok. Bu bence gayet güzel. Aynı zamanda da yapımcı için de güzel. Reklam izle para kazanıyor. Böyle bir şey takabiliriz isterseniz i8'e. Ya da şöyle bir şey. Oo, bu iyi. Bak, OG tasarımlı. Yani Oppana Games yapımcının şeyi. Bu da fena durmuyor. Bu bayağı iyi durdu aslında ama keşke şunları biz değiştirebilsek. Şu da güzel ama bu arabaya bu çok iyi gitti. Nasıl? Abi çok güzel oldu ya. Gerçekten çok güzel oldu. Taksiye bakalım. Üf, çok iyi. Evet, harika olmuş. Bunları işte taksi yaptığımızda bunları kullanacağım. Şöyle bir şey var. Bunu beğenmedim. Yani çok kaba. İyi değil bence. Şöyle bir şey var. Yine arka tarafa ekleyebiliyorsunuz. Önde bu taksi daha güzel. Bir de böyle var. Bizim ülkemizde de bunları kullanılıyor. Ama şu en iyisi gerçekten. Ve ben şunu çok beğendim ama bu da bayağı büyük ya i8 için. Yani abi arabanın içine girsek yani arabanın ön camına neredeyse sarkıyor. Ama güzel duruyor. Şuradaki beyaz detayları güzel. Bu da güzel ama şu bunları OG'ler yazıyormuş gerçi. Da biraz büyük geldi gözüme benim. Bu en küçüğü. Bu da çok komik. Biz yine şunu isterseniz ekleyelim arkadaşlar. Şimdi reklamı izle diyeceğim. Ben izleyeceğim. Daha sonra eklenecek zaten. Evet, gördüğünüz gibi artık ekledik arkadaşlar. Üstüne bir port bagajı olan çok güzel bir i8'imiz oldu. Şimdi dışarıdan bakacağım. Çok merak ettim. Gerçekten güzel oldu bu. Of abi çok iyi ya. Gerçekten çok güzel. Şimdi şunu bir abi şu asfalta ben bayıldım özellikle. Asfalt gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi ha niye iniyorum ki bak işte alışmışız içine basıp buraya getirmeye. Alışacağız abi hiç öyle gerek yok. Geliyorsun tamam mı? Önce arabayı şöyle ben bir park edeyim. Bak buna alışmamız lazım arkadaşlar öncelikle. Basıyorsun abi kapı açılıyor direkt iniyorsun. İçine girmene gerek yok. Kamerayı içeriye getirmeye gerek yok. Ve de kapatırsın sonra. Bir bakalım. Çok güzel. Gerçekten çok yakıştı port bagaj. Şöyle görüyorsunuz. Aşırı iyi oldu i8'e. Evet, böyle güzel güncellemeler bayağı mutlu ediyor ve çok da güzel oldu dediğim gibi port bagajı görüyorsunuz. Şimdi renk olayını deneyelim arkadaşlar, o yeni gelen renk sistemini bir deneyelim bakalım nasıl bir şey. Tek bir kere mi yapılıyor yani bir tarz mı var yoksa istediğimiz renkleri karışık karışık birleştirebiliyoruz mu onu bilmiyorum. Beraber bakacağız şimdi. Aha burada bak gene reklamı izle diyor. İstediğin rengi karıştırabiliyorsun. Abi çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani istediğin rengi... Abi bu bile çok güzel oldu. Bak bak bak. Değiştikçe bu kalemon zaten bu rengin şeyi. Bu kalemon gibi renk değiştiriyor araba. Görüyorsunuz mu? Bak. Mükemmel. Ben bir reklam izleyeyim. Aktif edelim. Daha sonra renkleri seçelim arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Kesinlikle çok güzel. Şimdi hiç rengi değiştirmeden ben sadece bu halini dışarıda bir görmek istiyorum. Daha sonra rengini değiştirelim. Of of of. Abi çok iyi ya. Bak 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 bak. Nasıl değiştiriyor renk bu kalemon gibi. Abi mükemmel bir şey bu ya. Gerçekten renk sistemi harika olmuş. Ama biz biraz renklerimizi değiştirelim mi bilemedim. Bu bile çok güzel ya. Gerçekten harika duruyor.
Şimdi bir atölyeye gidelim. Renklere bakalım. Nasıl oluyor sistem bir görelim. Şimdi en sonda arkadaşlar şunu seçiyorsunuz. Önce birinci rengi diyor bak. Birinci rengi seçeceksin. Ne yapsak? Bir beyaz olsun bir tanesi. İkinciyi kırmızı seçtim. Üçüncüyü yani şöyle zaten görebiliyorsunuz. Beyaz ve kırmızılar güzel olmadı. Mesela kırmızı mavi nasıl? Abi şu beyaz olmayacak. Heh. Beyaz seçerseniz güzel olmuyor arkadaşlar. Yani komik tuhaf oluyor. Kırmızı, kırmızı, mavi. Şimdi kırmızı, bunu mavi, bunu tekrar kırmızı seçerseniz daha iyi. Aynen. Yani birinciyle ikinciyi aynı renk yapmayın. O zaman çok yakın geçişler oluyor. İyi olmuyor. Yani 3 renk, pardon, 2 renk seçecekseniz bu arabaya bir baştakiyle sondaki aynı, ortadaki farklı olsun. Mesela bunu kırmızı, bunu kırmızı yaparsanız güzel olmuyor. Yani mesela bu kırmızıysa bu mavi 3 kırmızı ya da sarı, kırmızı, sarı gibi olsun. Anladınız mı bilmiyorum. Şimdi iki renkte böyle oluyor. Çok tatlı gerçekten. Şimdi 3 renk yaparsak hadi bunu da mesela sarı yapalım şöyle. 3 farklı rengi oldu arabada gördüğünüz gibi. Hepsi farklı. Geçişleri görüyorsunuz. Arabayla böyle sağa sola döndürdüğümüzde renkler değişiyor. İnanılmaz iyi ya. Gerçekten mükemmel bir renk güncellemesi olmuş. Ama şimdi biz hangi renk yapalım bilemedim. Full siyah yapsak ne oluyor merak ettim. Oo, yalnız birisi sarı kalmış. Şimdi şöyle yapalım. Bu siyah. Siyah da bir şey tabii ki değişmez. Şu sarı, şu siyah olsun. Vay, bu da var ya böyle farklı bir hava kattı. Peki bunu siyah, bunu sarı yapsak? Bak daha farklı oldu. Daha siyahlar daha yoğun, sarılar biraz daha az. Ama aşırı tatlı, güzel bir şey oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Şimdi biz hangi renk yapalım ya bilemedim. Yeşil, siyah, yeşil nasıl? Of, bayağı iyi. Uygularken de reklam izliyorsunuz arkadaşlar. Evet, dışarıda bir bakalım arkadaşlar nasıl olmuş. Bayağı iyi olduğunu düşünüyorum. Vay 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 vay. Abi şuna bakın. Gerçekten bayağı 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 iyi olmadı mı? Yani tabii bunu farklı renklerle çoğaltabiliriz. Tarzını değiştirebiliriz ama şöyle söyleyeyim size. Bu renk olayını bayağı beğendim arkadaşlar. Ama biz tabii şu siyah yeşil tamam güzel iyi hoş da daha iyi yapılabilir arkadaşlar. Biz şimdi böyle acemilikten ne renk seçeyim bilemedim. Bir ama tarzı falan çok güzel oldu da bir ben tekrar gidiyorum abi. Yani tamam iyi hoş da böyle bir şeyler eksik gibi ya. Ben tamam yeşil siyah çok güzel oldu da siyah böyle gölge gibi kaldı. Biraz böyle ondan dolayı biraz garip oldu. Sanki siyahlar gölgeymiş gibi hissediliyor. Şimdi bir geçiyorum hemen. Geldim tekrar. Şu üçüncüyü birazcık farklı bir renk seçeceğim. Kırmızı nasıl olur? Çok komik oldu. Bu ne ya? Yok abi dur. Bak karar veremiyorum şu an. Siyah olsun. Sarı. Siyah. Ne demiştik buna? Bu da aynı. Şimdi gölge gibi olacak ya. Beyazlar nasıl olur? Bak buralar pembeleşiyor falan. Abi karar veremedim. Şaka gibi ya. İlk yaptığımızdaki orijinal çok güzeldi. Onu nasıl seçeceğiz bir daha bilmiyorum. Ama bayağı iyiydi o gerçekten. Şöyle biraz saçmalayayım. Bunu da hadi şöyle bir kırmızı. Üf. Abi bunu direkt uyguluyorum arkadaşlar. İyisi de kötüyse de. Parasız bir şekilde bunları yapmak gerçekten çok iyi arkadaşlar. Reklam izliyorsun. Otomatik alabiliyorsun. Bu bayağı iyi oldu. Bir bakalım araba ne hale geldi. Üf, çok iyi. Abi yeşil, pembe, kırmızı. Abi çok güzel oldu ya. Nasıl oldu? Biraz böyle oyuncak araba gibi oldu ama çok ama çok güzel geçişleri var. Ya abi bu olay bu kadar ya. Gerçekten bu renk sistemi harika. Bunları değişiriz. Bir sürü renk var. İstediğimiz rengi değiştirir kullanırız. Gerçekten bu özellikler çok iyi olmuş. Asfalt olayı mükemmel oldu. Bagaj sistemi çok güzel. Taksi olayını denedik ama takmadım. Taksi videosunda takacağım arkadaşlar. Şu kapı açma önce bir saçma gelse de alışınca güzel olacak gibi. Hani içine girip de böyle arayıp seçmektense direkt buradan basıp araba denebilmek gayet pratik olmuş, güzel olmuş. Muhteşem bir video ve güncelleme. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Güncelleme sayesinde bayağı
eğlenceli şeyler yapabildik. Port bagaj falan, yeni aksesuarlar bayağı farklı oldu. Hiç böyle şeyler gelmiyordu. Gerçekten güzel oldu. Dediğim gibi beta'ya geldi bu güncelleme. Normal herkese geldiğinde de sizler de kullanırsınız. Muhtemelen hızlı gelir. Çünkü bu hani harita falan yok ya. Hata çok bir şey olacağını sanmıyorum. Direkt taktık çalışıyor her şey. Eğer eksik meksik olmazsa işte mesela bunlarda hemen gelir size. Ama hatalar bulunur. Sorun problem olursa bu güncellemede size gelmesi uzun süre, ama kaç gün süre bilmiyorum. Bir haftada, bence bir haftada gelir gibi duruyor. Tahmin sadece, bilmiyorum. Evet, yeni güncellemeyi görmüş oldunuz. Çok güzel şeyler gelmiş dediğim gibi. Umarım eğlenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanala hala abone değilseniz abone olabilir. Videoyu beğenip bildirimleri açabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.